Allahü Vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Üçüncü nüktede kalmıştık. Heh. Dördüncü nüktede alakalı. Onu bir kapat. Onu kapat. Onu kapat. Kapat, kapat, kapat. Bir tane de kapat. Ses olmasın. Tamam. Heh. Dördüncü nüktede alakalı bir şeyiniz var mı daha? Daha yok. Yani var da bu kadar yeter gibi ama senin şey varsa... Yok abi. Tamam. Bir sürü tabi var tabi de onlar... Yani de umum mana üzerinde. Tabi. Yani o öteki boyutlara biraz şey olmasın. Şimdi ikinci nükteden. Başla. İkinci nükte. Ramazan-ı Mübarek'in savunu Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin şükrüne baktığı cihetler... Bak, bu da ne var şimdi? Evet, oruç mu? Hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki. Evet ama neydi bu? Sağım. Sağım, oruç değil. Yani şöyle diyeyim, bir daha söyleyeyim. Ramazan-ı Şerif'teki orucun diyen zat, Ramazan-ı Mübarek'in sağımı. Niye? Ya bilmemiş ben bu sayfayı. Ondan sonra geçiyor, 6. nükleye diyor ki, Ramazan-ı Şerif'in siyamı. Ya, bilmiyor yani. Ya, bu tabirlerin ne olduğunu bilmiyor da rastgele seçmiş. Olur mu? Yani Hüsnü Hazretleri kullanmış olmak için cümle kullanmıyor. Doğru. Ha, şimdi mesela bir noktaya nazar vereyim. Mesela 10. sözde o şey var veya Risale-i Mevlid. Fatır-ı Hakim, Kadir-i Zülcelal diye başlıyorsa oradan şey olacak demektir. O açılımla, onunla bakacaksın oraya. Mesela Bab-ı Hikmet ve Ad diyor. Ha, o, bu pencereyle bakılıyor, baktırıyor. Başka bir şey... Bununla bakacaksın yani. Şu anda sağ penceresiyle oruca bakacağız. Tamam. Şimdi devam et. Ramazan-ı Mübarek'in savmı, Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin şükrüne baktığı cihetle çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki. Bak, önceki şükür müydü? Önceki yok. Mananın gözükmesi, kemali, rububiyet, rahmaniyet ve rahimiyetin realiteden bahsetti. Evet. Vücut, vücut hariciden bahsediyor. O hamd'dı. Aynı zamanda o birinci okuduğumuz nükte, Allah bu kainatı niçin yaratmış sorusunda cevabıdır. Niçin yarattı? Kemal-i rububiyet, rahmaniyet ve rahmiyetini göstermek için. Ve realite gidi. Şimdi içe döndü bakın. Şükre döndü. Afaktan enfüse geldi. Enfüse. Birinci sözde denildiği gibi, bir padişahın matbaasından bir tablacının getirdiği taamlar bir fiyat ister. Tablacıya bahşiş verildiği halde çok kıymetli olan o nimetleri kıymetsiz zannedip onu inam edeni tanımamak nihayet derecede bir belahet olduğu gibi Cenab-ı Hak hadsiz enva-i nimetini nev-i beşere zemin yüzünde neşretmiş. Ona mukabil o nimetlerin fiyatı olarak şükür istiyor. Burada zahir nazarda insanların sebeplere çok takılmasını nazara vererek Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini göremediklerinden. Peki şükürle hamd arasında fark ne? Kısaca. Yani şükür, teşekkür etmek zahiren. Diyelim hamd da yani o şükredilen nimetteki şey mi fark edebilmek abi? Kemalatı. Diyelim. Hangisi daha am? Hamd biraz daha cami şükürden. Cami. Evet. Şükürde hamd olmayabiliyor fakat hamdın içinde şükür olmuş oluyor. Hamdın en meşhur manası sıfat-ı kemaliyeyi izhar etmektir. Ha. Tamam mı? Şimdi bak, şükürde sebep var. Mesela şu anlarda şükrü anlatırken şükrün bir yani o nimetiyetin veya o musibetin akıbetini düşünerek hamd'da ise mülk ve melekütün camisidir. Şükür daha çok mülkün ifadesidir. Hamd ise İçsel alemin nimetiyetini de fark etmenin ifadesidir.
Şükür zahirdir. Hamd batındır. Yani cemdir. Cem-ül cemdir. Aynı zamanda şükür içsel nimetlere de deniliyor mesela. Karaciğerin düzeldi. O da mülktür. Ama ruhsal alemi anlatırken hamd anlatıyor. Mesela bak diyor ki, hamdın en meşhur manası sıfat-ı kemali izhar etmektir. Burada nimet diyor ya abi. He. Nimet bir genelde böyle zahir olarak elma, armut vesaire. Fakat böyle mertebesi olan bir kimse için Cenab-ı Hakk'ın geldiğini bildikten sonra her şey nimet oluyor. Hatta musibeti dahi üsaletleri nimet olarak alıyor. Evet. Eğer ama düşünebiliyorsa. Evet. Bela vereni buldunsa diyor. Evet. Bela vereni buldunsa safa eder. Zaten o musibeti nimet olarak alıyor. Evet. Devam et bakayım o şeyi. Ona mukabil o nimetlerin fiyatı olarak şükür istiyor. Şükür istiyor. Bak. Ne istiyor? O nimetlerin fiyatı olarak şükür istiyor. Şükür istiyor, hamd. Yani hamd daha cam şöyle. Mesela siyamda sam da var, oruç da var. Ama oruçta ille siyam yok. Yani o incelik. Yani daha kapsayan hamd öyledir. İşte insanlar genelde bu manayı göremiyorlar. Cenab-ı Hakk'ın nimetlerine şükretmek veya da her şeyin nimeti olarak bakabilmek göremediğinden dolayı İşte Ramazan mübareğin sağlığından hikmeti de Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin şükrüne bakıyormuş. Nasıl bakıyor sağlığı mesela? Sağlığı diyor ki nimetlerinin şükrüne bakıyor. En üstte. Evet. İşte burada onu şey yapıyor. Ona mukabil o nimetlerin fiyatı olarak şükür istiyor. İstersen bir metni oku. O nimetlerin zahiri, esbabı ve ashabı tablacı hükmündedirler. O tablacılara bir fiyat veriyoruz. Onlara minnettar oluyoruz. Hatta müstahak olmadıkları pek çok fazla hürmet ve teşekkür ediyoruz. Halbuki mülim-i hakiki o esbaptan hadsiz derecede o nimet vasıtasıyla şükre layıktır. İşte ona teşekkür etmek, o nimetleri doğrudan doğruya ondan bilmek, o nimetlerin kıymetini takdir etmek ve o nimetlere kendi ihtiyacını hissetmekle olur. Burada şükür nasıl olacak ona teşekkür etmeye? Üç tane madde saydı vasıf. O nimetleri doğrudan doğruya ondan bilmek, o nimetlerin kıymetini takdir etmek ve o nimetlere kendi ihtiyacını hissetmek mi olur? Mesela bu zahir esbaba insanlar takılıyor ya abi, ona mesela şöyle bir misal verilebilir. Diyelim ki adam gözü miyop veya hipermetroptur. Tamam. Uzağı veya yakını göremiyor. Hı hı. Fakat gözlüğü takınca bu sefer görüyor. Yani herkes genelde gözlüğe takılıyor. Cenab-ı Hakk'ın o andaki o gözlükle tecellisini fark edemiyor. Yani gözlük göstermiyor ona. Evet. Aslında hepsi Cenab-ı Hakk'ın fiili de insan bu fiilin faili sayesinde kendisi. Aslında Allah'ın fiili mesela çocuğa karşı ananın şefkati ananın fiili. Evet. Ben size şükre ait iki şey okuyayım. Kısaca şu olur. Kardeşler onu da kapatın herhalde. Onu da kapağı kapıyı kapat. Kapat. Veya kapı açık olsun. Gürültü var dışarıdan. Onu kapat. Şükür okuyorum bak. Şu alan 300. Müsibete şükür ise o. Müsibete şükür ise müsibetteki sevap ve uhrevi ve dünyevi faydeleri içindir. Lemalarda madem hastalıkların böyle menfaati var, ondan şekva değil, tevekkül, sabır ile belki şükredip rahmet-i ilahi itimat etmektir. Yani bir eylemin, bir halin neticesi bu. Başka yerde, şöyle bir şey var. Onu da tanımlamak için söylüyorum, bunu okuyorum. Tanımlamak lazım ki, sabır ile şükretmektir. Sabır, müstakil sabır istemeyin diyor rivayette. Çünkü sabır belanın ve belayla olan, belanın içinde olan bir şeydir. Şükür de nimetiyetin içinde, içerisi bu. Yani nimetiyetin ruhu ile realitedir. Vücudu haricisi var. Evet. Öyle başka bir yere okuyayım.
Hamd böyle değil işte. Zevk edilen de aynı zamanda hamd oluyor. Bir de şimdi şükür risalesinde şükrü anlatıyor ya abi. Şimdi aslında orada böyle bir dikkatli bakıldığı zaman aslında şükür risalesi hamdı anlatıyor orada. Çünkü hamdın içinde şükür var. Evet. Ama şükrün içinde hamd ille yok. Daha kapsar yani. Mesela mektubatta musibetlere karşı sabırdır ki tevekkül ve teslimdir. Şöyle desek nasıl olur? Mesela hani hasta olduk, iyileştik zahiren hani şey yapıyoruz. O kendi hastalığına şükredersin mesela. Kainattaki bütün işte hastalıklar ve şifalara hamd edersin. Öyle desek. Evet, doğru. Cami, kapsayıcı. Doğru, güzel. Bir de zaten o başta işareti icadı okumuşsun. Hamdin en meşhur manası sıfat-ı kemale izhar etmektir. Şimdi şükür risalesine dikkat edin abi, şöyle okuyayım. Cenab-ı Hakk'ın 7 sıfatını hemen nazara veriyor Üstad Hazretleri. Şöyle diyor ki, Furkan-ı Hakim'de gayet ehemmiyetle şükre davet ediyor. Bu kelam sıfatı. Ondan sonra hemen aşağıda diyor ki, Furkan-ı Hakim dedi kudret sıfatı. Kudretle yarattı. Aşağıda hemen, Kur'an-ı Hakim, nasıl ki şükür netice ilkat gösteriyor, kelam sıfatı. Ondan sonra, Kur'an-ı Kebir olan şükranet. Bu da irade sıfatı. Subut-ı sıfat şükre bakar, zat-ı sıfat hamde bakar. Celal ve cemal. Hadi bakalım. Şimdi burada bir de şu dikkat çeken abi bu Ramazan mübarekinin sahmından işte hikmeti. Vermiş olduğu nimetlerin fiyatı olarak şükür istemesi. Şey bana bak, bu metni bir oku. Şeye kadar gel, üçüncü nükteye kadar, ondan sonra üzerine tekrar başlayalım. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç, hakiki ve halis, azametli, umumi bir şükrün anahtarıdır. Çünkü sair vakitlerde, mecburiyet tahtında olmayan insanların çoğu, hakiki açlık hissetmedikleri zaman, çok nimetlerin kıymetini derk edemiyor. Kuru bir parça ekmek, tok olan adamlara, hususan zengin olsa, ondaki derece-i nimet anlaşılmıyor. Halbuki iftar vaktinde o kuru ekmek bir müminin nazarında çok kıymetli bir nimet-i ilahiye olduğuna kuvve-i zayikası şehadet eder. Padişah'tan ta en fukaraya kadar herkes Ramazan-ı Şerif'te o nimetlerin kıymetini anlamakla bir şükrü maneviye mazhar olur. Anlamakla. Hem gündüzdeki yemekten memnuniyeti cihetiyle o nimetler benim mülküm değil. Ben bunların tenavülünde hür değilim, demek başkasının malıdır ve inamıdır, onun emrini bekliyorum diye nimeti nimet bilip bir şükrü manevi eder. İşte bu suretle oruç çok cihetlerle hakiki vazife-i insaniye olan şükrün anahtarı hükmüne geçer. Oruç şükrün anahtarı, şükür de hamdın anahtarı. Birbirini açıyor. Evet, şimdi başa geçiyoruz. İkinci nükte. Şimdi noktayı nazarlarını veya işte açılması gerektiği yerleri aç, ben de bir katkı sağlayayım size. Şimdi buradan Ramazan-ı Mübarek'in savmı demişti. Başta abi şey demişti, Ramazan-ı Şerif'in pek çok hikmetlerinden 9 hikmeti demişti. Burada işte orucun hikmetlerinden 5 tanesini şey yapıyor, anlatıyor. Yani Ramazan'dan maksat sadece oruç tutmak değil. Gene onu söylemiştik de gene geri geldiği için. Çünkü adam oruç tutmayabilir, değil mi? Fidyesini verir, oruç tutandan fazla sevap alabilir Ramazan'da. Evet. Yani evet. Sadece genelde avami manada anlaşıldı. Çünkü oruç. Fidye verir ama adam sahabdadır veya siyamdadır. Evet. Halet-i rüyesi. İşte burada, o buradan şimdi okuyacağımız ikinci nüktede daha ziyade nimetlerin işte o sam noktasında işte görülmesi enfüs halinde. Burada sahabı şöyle girdi. Mübarek diyor. Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini insan aleminde duyguları eliyle hissetmesi. Sam bu. Yani bunu hissederse duygu zaten sam duygulara bakıyordu. Oruç bedenseldir. Yememe, içmeme, cinsellikten uzak durmak. Sam duygulara tutturmanın adıdır. Gözünü, kulağını. Dolayısıyla burada o duygular elleriyle nimeti fark ediyor. Ona bir şükür ediyor. Bunu ruhsal aleminde
Allah ile bir bağ vesile oluyor. Siyamdadır ki o zaman da o da hamd ediyor. Yani o zaman bir Müslüman ille oruçtadır, samdadır, siyamdadır değil. An ve an değişebiliyor koca bir günde. 10 dakika siyamdadır, 2 saat samdadır, 12 saat oruçtadır. Yani tık 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 ihlas gibi. Yani ihlas mesela bir adam ihlaslıdır. Her daim olmaz, her konuda olmaz. Bir adamın her konuda muhabbeti, her konuda ihlaslı değil. Bu konuda ibre inip çıkar, devamlı oynar. Sabitiyet yok insan aleminde. Yani mesela dün adam, bu adam ihlassızsa hep böyle demek. O da zulümdür. Kazanılan bir şeydir. Kaybedilen bir şey. Bir şey kazanılıyorsa aynı zamanda kaybedilen bir şeydir. Mesela ihlas, adam hakikaten dershanede ihlaslıdır ama temizliklerde vesaire de. Ama ikili ilişkilerde biraz şeydir. Veya işte maddi şu, yani her konuda farklıdır. Ama biz maalesef kör olası böyle suizan gözü görmüyor. Ne diyor? Bir adam tüm ya budur veya tüm budur. Ve her zaman da budur. Yani üzülümü de teşmin ediyoruz. Dün böyleydi, bugün de böyledir, yarın da böyle olacak bu adam. Değişmeyecek. Bu da zulümdür. Böyle bir şey yok. Yani dün olabilir ama bugün öyle değildir. İşte şükür şeydir, duygularla alınanı fark edip sam halini yaşamak. Evet. Duygular elleriyle. Sonra? Evet. Burada bir temsille beraber bir padişahın bu manayı aktarıyor. Hı hı. Bir padişahın matbahından bir tablacının getirdiği tağımlar bir fiyat ister. Evet. Tablacıya bahşiş verildiği halde çok kıymetler olan o nimetleri kıymetsiz zannedip onu inam edeni tanımamak nihayet derecede bir belaat olduğu gibi. Yani tablacıyı bahşiş veriyor. Bütün hürmetini, teşekküratını tablacıya yapıyor. Padişah hiç hatırına gelmiyor. Bu diyor bir belaet, ahmaklık olduğu gibi. Bunu tatbik ediyor. Cenab-ı Hak hadsiz envai nimetini nevi beşeri zemin yüzünde neşretmiş. Yani padişah tablacı misali. Hı hı. Cenab-ı Hak bütün mevcudatı, nimetini nevi beşeri zemin yüzünde neşretmiş. Ona mukabil o nimetlerin fiyatı olarak şükür istiyor. Ona mukabil olarak. Fiyat. Evet. İşte demin dediğimiz gibi abi insanlar peki, genelde... Peki kim yapar şükür? Akıllı ola yapar. Yani mesela bir şey çocuk bir şeyi dükkandan ister. Bilmez ki benim değil. Hayvan mesela yer, tarlaya geçer. Şükür zaten aşağıda bu paragrafın sonuna söyleyecek. Akla bak. Evet. Aklın tezahürüdür. Kamil bir aklın ifadelenişidir. Sav yani şükür. Çünkü aşağıda söyleyecek. Çünkü şükürde bir bilmek var, takdir etmek var, ihtiyacın hissetmek var. Şükrün üç tane özelliği var. Bir, ondan bilmek, o nimeti takdir etmek, ona kendine ihtiyacını hissetmek. Nin akılda yorumlanıp, yoğrulup ifadelenişidir şükür ve sağ. Dolayısıyla sağ duygular elleriyle akıl da bir şeydir. Hassedir, hassa. Yani cüz-i ihtiyar, ne diyor? Aklın cüz-i ihtiyarı elinden alınmaz diyor. İhtiyar, cüz-i ihtiyar akla bakar arkadaşlar. İrade ruha bakar, kalbe bakar. Kalbin bir sıfatıdır irade. İrade aklın sıfatı değildir. Dikkat ederseniz vicdanın içerisinde ne var? Zihin, irade, his, latife-i Rabbani. İrade ihtiyar yok. Aklın ihtiyar ediyor. Ben diyor cüz-i ihtiyarından vazgeçtim diyor 17. sözde. Cüz-i ihtiyarını kullanıp kullanmamayı başka bir iradenin varlığını gösteriyor arkayı. Bu ihtiyar. Ben kullanırım, kullanmam.
Diyor ki ben cüz-i ihtiyarımdan vazgeçtim. Cüz-i ihtiyarımdan vazgeçiren başka da bir arkasında ihtiyardan daha ince, daha kapsayan bir tercih var. Ki iradeyi bırakıyor. Yani cüz-i ihtiyar bırakıyor. Cüz-i ihtiyar aklın sıfatıdır. Yani bunlar yerine oturursa okuduğunuz ders iyi anlarız. Yani cüz-i ihtiyar, niye buna giriyoruz? İhtiyar aklın veri tabanıdır. Veri tabanının tercihidir. Şükür de akla bakıyor. Aklın veri tabanıdır. Niçin? Akıldan sonra o teki tarafa şey yapıyor. Mesela diyor ki bak, ona teşekkür etmek, yani teşekkür etmek akli bir vasıftır. Akılsız adamın teşekkürü olmaz. Yani deli eder mi? Çocuk eder mi? Hayvan eder mi? Bak, ne demek biliyor musunuz? Ona teşekkür etmek noktalı virgül. Açıyor içerisini. O nimeti doğrudan doğruya ondan bilmek. Bir. Aklı değil mi bu? Akli bir şey temel. İki. O nimetlerin kıymetini takdir etmek. Gene akla bakıyor. Üç. O nimetlere kendi ihtiyacını hissetmek de olur. 12. sözde. Şu 11. sözde var ya hani. Saraya iki kişi girdi. Orada değil miydi? İşte buna bir kitap yazın. Yani 12. söz. 12. söz. Bak dolayısıyla teşekkür etmek, şükür sahibi olmak içerisi üçtür. Onun için şükür aklın 12 sıfatıyla nimetiyeti fark etmek, anlamak, kaynağını bilmek, karşılığını insanda görmek ve idrak etmek. Ve onu ifade etmek şükürdür. Bu da kim yapar bunu? Savda olan yapar. Oruç anahtardır. Oruç sarayın anahtarıdır. Dün derste veya önceki derste ceset neydi? Binaydı. İçinde oturan adam ruhtu. Misali. Binaya nasıl gireceksiniz? Anahtarla. Oruç da girilir. Oruca anahtar diyor. Şükür de anahtardır, diman anahtarıdır. Oruç da cesede girilir, şükürle dimağa girilir, hamdla ruha girilir. Zaten burada Ramazan şerifte görüş hakiki ve halis azametli umumi bir şükrün anahtarıdır. Dikkat edin, kilidi değil. Devam et. Burada bu üç tane vasıf da aynı zamanda... Savunma da mesela şu manayı insan Ramazan-ı Şerif'in dışında da ortaya koyabilir. Bu sefer Ramazan hakikatini tekrar yaşamak için beklemesine gerek kalmıyor. Zaten namazda yaşıyor zaten onu. Namazın bir manası şeyde hamdtır ya. Bu üçünü Ramazan'da kazanıyoruz yani. Bizi eğitiyor. Yani diğer zamanda kazanamıyoruz bunu. Yani neyi kazanamıyoruz? Allah'tan bilmek. Ondan sonra iki, takdir etmek. Üç, ihtiyacını hissetmek. Yapamıyoruz ki. Ama bunu alıştırıyor bizi Ramazan'da. Ramazan'dan sonra da o hızla devam ediyor. Mesela bir misal söyleyeyim. Adam namaz kılmıyor. Bak şimdi. Veya adam namaz kılmıyor. Teravih bir alışıyor. Teravih ile kılarken Ramazan'a başlıyor. Ondan sonra çok kişi var ki o hızla namaza devam etmiş. Sigara içmiyor mesela. O hızla devam edebilmiş. Alışkın. Bu kazanım yapıyor. Bu eğitme, itmandır Ramazan. Aynı zamanda bedensel ve ruhsal bir itmandır. Yani kutsi bir itman. Eğer din bunu kutsiyet için almasa kimse yapamaz bunu. Evet. Şimdi bunu aşağıdaki buradaki bir şeyle beraber yani neden Cenab-ı Hak oruç anahtardır bunu izah edecek şimdi abi. Hı. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç. Şimdi Salman anlattı şimdi oruca döndü. He. Bilerek söylüyor. Evet. Yukarıda sağım diyor, aşağıda şimdi oruç. Sağ, oruç diyor. Tamam, evet ustadım. Hakiki ve halis. Bir, bak hakiki, halis. Azametli. Azamet, üç. Ve umumi bir şükrün anahtarıdır. Allah Allah. Neden? Çünkü sair vakitlerde mecburiyet tahtında olmayan insanların çoğu hakiki açlık hissetmedikleri zaman...
çok nimetlerin kıymetini derk edemiyor. Yok ya, ne suyun kıymetini mi var şimdi bizde? Evet. Bak bir hafta sonra gör oruç. Bu ne olacak şimdi benim için? Hele benim için. Baba bir ders yapacağım Allah'ın izniyle. Bak siz de bilin. Hayatın lezzetini bize tattıran hayatın haramlarıdır. İyi ki haram var diyesi geliyor. Hayatında haram kavramı olmayanlar unutmayın. Zevkleri ve lezzetleri yoktur. Bitmiştir. Yani camda terleme varsa dışarısı soğuktur, içerisi sıcaktır. Cam açın terleme olmaz. Haram helal kavramı yoksa onun lezzeti yoktur. Odun gibi olmuştur. Hayatın lezzetlerini bize tattıran zemin, alt veri tabanı haramlardır. Haramlar olmasa helalların lezzeti olmaz. Olur çorba. Karanlık yoksa aydınlık yoktur. Abi aydınlık içindeyiz. Aleminde yoktur. Hep aydınlık olsa aydınlık bilinir mi? Aslında düşünce yok. Hani bir yapacağım inşallah. Bir yapmıştık. Haram kavramı diye bir ders var sitede. Biraz daha açacağım onu. Çok zevkli bir derstir. Hayatı lezzetlendiren, hayatı bize fark ettiren hayatın yasaklarıdır. Hudut belirliyor. İnsanı yetiştiren hudutlu olması, yani kuralcı olması. İnsan o zaman gelişiyor. İstidatları inkişaf ediyor. Yani kartalların kuşları tasliti, musallatı gibi. Evet, devam et. Burada şey abi dedi, hakiki açlık hissetmedikleri için o hakiki halis azametle umumi şükrü yapamıyor. Yani burada aynı işte. Yani helal olmuş her şey, nimet yok. Haram oluyor helal, o zaman nimet kıymet alıyor. İşte ondan konuştum yani. Mesela bu helal, zevk yok. Bu bana bir haram oluyor Ramazan'da, iftarda seyret bunu. O zaman bu ne hale geliyor? O zaman bunu, yani hayatın haramları olmasa her safhayı düşün. Ondan sonra farzlar zaten olmaz. Haram yoksa helal yoktur. Evet, o zaman diyebilir miyiz abi? Mesela her şey zıtlarla belli oluyor. Beş. İnsanlar bu kuru bir parça. Bir şey hakiki açlığı hissetmedikleri için çok nimetlerin kıymetini derk edemiyor. Şimdi şeydi abi, 11. sözde. Vücudunuzda latifelerin, hissiyatların yaratılması ve fıtrınızda bunların gayet ideal iki esastır diyor konulması. Birincisi, Cenab-ı Münim-i Hakiki'nin bütün nimetlerinin her bir çeşitlerini size ihsas ettirip şükrettirmekten ibarettir. Vay be. Duyguların hikmeti. Bütün fıtratı konulmasının, yaratılmasının. Yani duygular elleriyle. Burada dedi, insanlar ise işte mecburiyet tahmini olmadığından açlık hissetmedikleri için şükredemiyor, bunu fark edemiyor. Siz de hissedip şükür ve ibadetini etmelisiniz diyor. Hissedip. Evet, hisse bakıyor yani şükür. O dedi ki abi, insanın duygularına bakıyor, sağ ol. Evet, yani unutmayın. Mesela elin eli budur, elin eli. Gözün eli, yani onun için bazı usta diyor ki, bazı saflar var diyor. Gözün ulaştığı yere elin de ulaştığını zannedip elini uzatır. Kulağın eli yok mu? Sesleri kim getiriyor? Benim elim mi getiriyor? Bak her bir duygu eldir, unutmayın. Akıl da bir eldir. İman da eldir. Kulak eli sesi alır. Göz eli şekil ve resimleri alır. İman eli Allah'a alır. Eldir, el. İmanın içerisi Allah'tır. Şükür, his bir eldir. İçerisinde şükür vardır. Bak okudun ya. Evet abi. His. Hissettim mesela. Adam da, yani bundan hoşlandı. Diyoruz ya, ya bu gözüm gerek ilan gibi bana sokuyor. Bu bana pozitif vermedi falan. Kardeş bir duygu, histir. Eliyle bunu aldı. Mesela uçaklar radarlar nasıl gözüküyor? Sinyal gönderiliyor, çarpıyor. Onun yansıması ekranda gözüküyor. Ama bir vuruyor, uçağı vurmuyor. Elbise giydirmiş, yansıtıyor. Uçak gözükmüyor. Radara girmiyor işte.
His evdir, his. His gidiyor, nimetin içine giriyor. O zaman oruç da ne oluyor abi? He? Oruç da oluyor, el oluyor. Oruç da el oluyor, şey anahtar oluyor. El oluyor, nimetler işini alıyor. Nimetler bu almıyor işte. Oruç bu saraya giriyor. Binaya. His neydi? Hisle ceset arasındaki şey anlatmıştım. Dönmek istemedim. Bak kardeşler, hissiyat var ya hissiyat. Donmuş, ceset olmuş. Tamam. Donmuş, bir tane safra. Donmuş, ceset olmuş. Dolayısıyla oruçla saraya girdi. Binaya girdi. Binaya girdikten sonra daha kapıyla işin var mı? Yok. Binanın içi. Binanın içi neydi? His'ti. His eldir. Oruç anahtardır. Buraya girmek içindi. O kadar. Buraya giriyorsun. Yani oruçta girdi keçiri orucun yani şu. Binanın deliklerini kapattı kardeş. Binaya giriş çıkış var. Giriş yok. Hadi ne haliniz varsa görün der gibi. Ey ceset, ey ruh. Hadi bakalım kapışalım. Girişini kapattık cesedi. Güç yok. Mesela metafizik tedavisi yapanlar, cinni tedavi yapanlar ne yaparlar ilk önce? Hastayı ilk önce çevirirler. Niçin biliyor musun? Bunun içindeki destek almasın. Şehrin çöplüklerinden geliyorlar. Bu hücuma uğradığı zaman bu bağırıyor, yardıma geliyorlar. Kargalar. Kargaların bir kedi bir şey saldırdığı nasıl bu? Bir bağırıyor herkes uçuşuyor diye. Onun için hop bir daireye alırlar. Ondan sonra adam ehliyse bunun canını okuyor burada. Çünkü yardım gelmiyor. Bağıra bağıra geberiyor. Şimdi aynı bunun gibi ya. Şimdi binayı çeviriyor. Oruç binanın girişini kapatıyor. İki deliği kapatıyor. Fercini ve midesini. Kapattım. Kapat. Ruha diyor ki hadi bakalım. Seni eziyordu diye 12 ay. Bu adam, bu cesim. Ruh ondan sonra güçleniyor. Çünkü ruhun deliği kapanmıyor. Tam tersine veri tabanı çoğalıyor. Akıldan geliyor. Çünkü akıl yemiyor. Ekmek yiyemez. Akıl fikreder. Hisseder. Tamam mı? Tefekkür eder. Ama bedenin geliri 2'ydi. Buradan girecek. Bunu kapattın mı bedenini falan kestin mi? Ama ruhun elleri bu değildi. Akıl vardı, his vardı, latife vardı, hafi vardı, ahba vardı, tamam mı? O eller vardı yani, duygular. Bu sefer oradan beslenmeye başlıyor. Ruh güçleniyor. O zaman kutsiyet kesbediyor o. Ve 12 ay yetiyor bedenin halletmesi. Yani adamın canını okuyorlar orada. Bir de bu 11. sürede abi, vücudumuzda şunların yaratılması fıtratında bunların korunması iki esastı. Birini okuduk, hissedip şükrettirmek. Hı hı. Diğeri de... Ama kaçırma bunu. Hissedip şükretmek. Hissedip şükrettirmek. His eldir. Eşyanın melekütiyetini alır. Bunun içine alır. Biz su içiyoruz. Vücudum suyu yakmıyor. Ne yapıyor? Bunu, hücresini parçalıyor. Bunu enerjiye dönüştürüyor. Enerjiyi kullanıyor. Sürekli şey değil yani. İşte hissedemeyen şükür edemiyor. Edemez. İşte orucun, sağımın bir hikmeti de bu onu hissettirip açlıkla beraber. Açlıkla. Açlığa kapıyla. İçeriye girdi. Evet. Onu... Bu manadaki şükrü almak onda. Evet. Onun için ben biraz heyecanla araya giriyorum. His. Bir yerde de insanın şükür fabrikası olarak tarif ediyor. Evet. Şeyde şükür sensine. Lemalarda da geçiyor. Evet. O fabrikadan böyle Cenab-ı Hak yani çeşitli şükür mahsulatlarını almak istiyor. Tek çeşit değil yani. Evet. Çeşitli çoğun. Bir de burada ikincisi olarak aleme tecelli eden Esma-i Kudsi-i İlahi'nin bütün tecelliyatının aksamını birer birer size o cihazat vasıtasıyla bildirip tattırmaktır. Siz dahi tatmakla tanıyarak iman getirmelisiniz. Tatmak ve tanıyarak iman getirmelisiniz. Evet. İman getirmelisiniz. Getirmelisin. Çünkü imanın malzemesi neydi? Fikir. Delil. Burhan. Fikir. Delil. Burhan. Fikir. Usare. Şira.
bu madde, nur, imanın vücud haricisi. İmanın bir de içi var. İmanın imanı var. O ise onun zatının nurudur. İmanın zemini, Allah'ın zatının nurunun zemini imandır ama imanın vücud haricisi bu. Mahluktur bu tarafıyla. İçerisi yani ceset, ruh gibi. Şoför, araba gibi. Bu beş tane malzeme hangi tezgahta yapılıyor? Vicdanda. Vicdanda ne var? Zihin, irade, his, latife-i Rabbani. Hep külliyata dolaşıyor. Külliyatı okumayan benim izahımı izah zanneder. Vicdan diyoruz. Vicdansız adam. Vicdan ne var kardeşim? Gir, yar ya, içine bir gir. Vicdanda irade varmış. İhtiyar yok. Araya giriyorum. İşte dedi ki abi, bu iki esas üründen kemalat-ı insaniye neşru nema olur. Bununla insan insan olur. Allah. Adam burada seviyor. İkisi arasında bağlantı var. Bunu olmayınca bu sefer insaniyetten düşüyorsun. Ağır bir şey söylüyor. Bir daha şeyde de bir ifade vardı. Çok hoşuma gidiyor bu şeyler ya. Barlada. Ha ne diyor? Dinliyor. Açlık hissetmedikleri vakit dedi ya abi. Ha eyvah. Açlıktan öyle bir şey var ki insanı ismi azama doğru götürüyor. Açlık. Evet şöyle bir... Ne diyor? Sayfayı söyle Kayseri. 347. 347. İbrahim Hakkı'cu açlık ismi azamdır demesinin muradını bilmiyorum. Zahiren manasızdır. Belki de yanlıştır fakat diyor. Hı. İsmi Rahman madem çoklara nispeten ismi azam vazifesini görüyor. Manevi ve maddi cu açlık o ismi azamın vesile-i usulü olduğuna işareten mecazi olarak açlık ismi azamdır. Yani bir ismi azama vesiledir denilebilir diyor. Evet, ismi azam gözükebiliyor o zaman. Bizim şeyi açtın açtık yani. Yolla pencereyle. Burada demişti Esma-i Hüsna'yı tanıyor ya abi. O şükretmiş olduğu açlıkla beraber. Zemin oluyor yani. İnsan bu esmalara zemin oluyor. Aynadarlı. Onun için halden hale sır değişmez. O ahıra bağlayın bu ahıra getirin. Demez ki olan beni bir ahıra böyle bağladınız bir de böyle duruyor. Demez yani, böyle sığırın bir problemi yok yani. Beni ben dün akşam falan ahırdaydım, şimdi burada niyeyim? İnsan devamlı oynaktır ya, bunu bilirsen hem beyinden kurtulursun. Ya ben hep böyle mi olacağım? Bu olmayacaksın kardeşim. Ölünce zaten kurtulacağız. Namaz bir kılıyoruz, bitmiyor. Nasıl bitmez? Ölünce bitecek ya işte. Bitiyor ya. Vesaire. Yani devamlı değişiyor insan. Niçin değişiyor? Her türlü esmanın her mertebesini yaşattırmak istiyor. Bunu bilince zevk kalıyorsun ya. Mesela bir olay geldi. Bakayım Allah şimdi bakayım bana ne yapacak. Ya böyle seyret ya. Bakayım bana ne yapacak. Acayip bir şey ya. Mesela şey. Yoğurt yedim, uykun geldi. E kardeşim ona aynı oldun işte. Uykuyla hangi esma tahakkuk ediyorsan ona zemin oldun be kardeşim. Ne endişe ediyorsun ya? Uykun gelsin. Devam. Hakiki açlık hissetmedikleri zaman çok nimetlerin kıymetini derk edemiyor. Hı. Demek ki maddi manevi, yani orada maddi manevi demişti abi okuduk evet, ya. Derk edemiyor, derk. Evet. Derk edemiyor. Kuru bir parça ekmek, tok olan adamların hususan zengin olsa ondaki derece-i nimet anlaşılmıyor. Bir de nimetin içerisinde derece var. Derece nimet anlaşılır. O nimetin vücuda getiren esmalar ve mertebeleri. Bunu mesela bizim kendi mesleğimize de tatbik edebiliriz abi. Mesela biz Risale-i Nur'u işte iman hakikatlerine azami derecede açlığını hisseden bir kimse takdir edebilir. Tabii canım. İki tane şey var temeli. Risale-i Nur'u niye anlamıyoruz veya bir. İki temel var. Bir, aslı tanımıyorsun. İki, ihtiyacını hissetmiyorsun. O kadar. Ben niye içmiyorum? İhtiyacım yok. Nasrettin Hoca abi bir dağın tepesinde 3 gün aç kalmış, şehir merkezine gelmiş. Ona da bakmış ki bir tane fırın var. Adam işte fırının içine girmiş, ekmekleri düzüyor cam ekrana. Demiş ki bu ekmekler senin mi demiş, o da benim demiş. Demiş ki bunları niye yemiyorsun? İnsan iman hakikatine ihtiyacı var mı var, niye bunları okumuyorsun? Demek ki açlığını hissetmiyor. Halbuki iftar vaktinde o kuru ekmek bir müminin nazarında çok kıymetli bir nimet-i ilahi olduğuna kuvve-i zayikası şehadet eder. Yani kendisi şehadet etmese dahi kuvve-i zayikası o şahitliği ediyor. Kuvve-i zayika dil demeyin ha. Dilin veri tabanı, arkası.
kuva. Duygu. O şeyde açabilir misin abi? Mektubatta 365. 365. Evet söyle. Ha, şükür de. Mesela rızka iştiyak ve iştiyak bir nevi şükrü fıtridir. Aa, evet. Ve tele de zevk daha gayri şuuri ve şükürlük bütün hayvanatlı şükür vardır. İnsan dalaleti küfürlü o fıtri şükrün mahiyetini değiştiriyor, şükürden şirke gidiyor. Ya, rızka, iştiha ve iştiyak bir nevi şükrü fıtridir. Yani o kuvve-i zayika... Yani şu, bir de fıtri iman var. Delilerde, çocuklarda, hayvanlarda onun için cennete gidecekler. Fıtri iman. İman ne zaman gider? İman doğuştan vardır. Allah'ın nuru vardır. Çünkü bulu çağına kadar ölen çocuklar cennete gidiyor ya. Bu çok önemli bir şey söylüyorum. Çok yanlış yapıyorlar. Toprak olacaklarmış diyor. Yani haşir meydanında o ki toprak olacaktı. Çok tuhaf ya. Ben de biraz tuhaf tuttum artık Risale-i Kur'an. Efendim hayvan, boynuzlu hayvan, boynuzsuzlar haklarını alacaklar, sonra toprak olacak. O ki toprak olacaklardı, hakkı almak ne işe yaradı ki? İkisi de eşit. Almakla, alınan da alan da ikisi de toprak. Ne aldı ki? Allah kerem sahibidir, verdiği nimeti almaz. Vücudu vermiş de vücudu geri almıyor. Kardeşim, bir insan ne zaman cehenneme gider, kafir olur, imanını reddederse. Zaten imanlıdır çocuk. Kafirin çocuğu da. Şükrü iman, fıtri iman. Bazen böyle şeylere giriyorum ki sorularımıza cevap versin diye. Yani Risale-i Nur okumasan aslın cahil, hem de kuyu bir cahil. Kerem ismi özelliği şudur. Verdiği nimeti Allah'ın yakışmaz. Verdiğini geri almıyor. Çünkü kendisi söylüyor Allah Resulü, dinden söylüyor, Allah'tan söylüyor. Da. Verdiğini alan, vakfettiğini alan, tükürdüğünü ya da yaptı. Buna Allah'a nispet edilir mi ya? Toprak olacaklarmış. Cesedi toprak olacak kardeşim, ruh olmayacak. Yani bir insan iman etmediği anda, yani imanın ikrar etmektir. Yani kafirse, örterse zaten imanın fıtrı var. Şükrü fıtri diyor. Hayvanlar şükür etmiyor. Nasıl ediyor? Bir daha okuyayım orayı. Bir daha okur musun? Hayvanlar şükrüne bakın. Rızka, iştah ve iştah bir nevi şükrü fıtridir. Ve terezzü, zevk dahi gayri şuuri bir şükürdür ki bütün hayvanatta bu şükür vardır. Hayvan şükür ediyor dese güler. Hayvan şükür ediyor. Bunun ucuna kafayı yedi ya. 365 abi. Burada. Hayvanlar şükür ediyor. Ağaçlar namaz kılıyor, ibadet ediyormuş, zikir ediyormuş. Yusebbihu, tusebbihu, vay min şeyin ila yusebbihu. Ama basmaz ki. Şükür zannediyor ki bize. Subhanallah, 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 subhanallah. Tesbih bunu zannediyor. Bununla ifade ediyorum be kardeşim. Ya hiç dilini kullanmadan, dili yok adam ne yapıyor? Şükür, tesbih etmiyor, dili yok. Kardeş bu tesbihin ela bi zikrillahi tetmeyle kulub bütün kalpleri Allah'ı zikretmeyle kulub. Yani tesbihin en düşük seviyesi ifade etmektir. En büyük şükür, en büyük zikir namaz kılmaktır. Sonra Kur'an okumaktır. Hayır yapmaktır. Kitap okumaktır. Tefekkür etmektir. Ha en bedevisi subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yani bedevisi der ki en vücudu haricisi. Hadi devam edeceğim. Nimet-i ilahi olduğuna kuvvet şehadet eder. Padişah'tan ta en fukaraya kadar herkes Ramazan-ı Şerif'te o nimetlerin kıymetlerini anlamakla bir şükrü maneviye mazhar olur. Şey vardı. Ramazan'da fuardaydım. Almanya'da imamlık yaparken Türklerin de fuara gelmişlerdi. Mermer fuarı. Ben de gitmiştim. Bir derece alakam var da. Ondan sonra çok çok iyi tanıyorum. Zengin miyiz? Çok zengin. Ondan sonra granit şeyleri var. Oturmuş o fuar kendi arka tarafında işçisi tezgahta. Dedim abi ne yapıyorsun? Ha hiç sorma ya. Gözüm fırıldı. Abi ya dedim ya bunun ne olacak? Burası diğer yuhar. Ne diyorsun ya dedim. Dedim ya
Ne yaptın onu? Ya dedi, tüp fırından geçerken bir pide yaptırdım dedi ya. E ye işte abi. Daha emir gelmedi. Demek senin değil. Hani şey deyince onu hatırladım. Fakirden zengin. İşçisiyle kendisi ait. Devam. Şimdi bunu anlamak şükrü manevi oluyormuş. Allah. Yani bir maddi şükür var adamın geldiğini tespit çekmek. Adam tespit çekiyor fakat bunu anlayamayabiliyor. Mesela manevi. Adam subhanallah subhanallah diyor ama kızımı televizyonu aç hele ya. Ne diyor haber? Subhanallah subhanallah. Şimdi kışır oluyor, lüp oluyor. Şükür içinde bir de safi bir iman, halis bir tevhid vardır herhalde. Ya Allah Allah. Çok doğru. Ne var? Bir de söyle. Halis bir, safi bir iman, halis bir tevhid vardır. Şükür içerisinde. Çünkü üç tane şey var ya, özellik. Şükrün içinde üç tane. Bir, onu al şeyden, o nimeti doğrudan doğruya ondan bilmek. Birincisi. İki, takdir etmek. Üç, ihtiyacını hissetmek. Ondan işte halis. Onun mikyası, şükrü mikyası, kanaat, memnuniyet diyor. Onun şükür içerisinde onu diyor. Ölçüsü yani. Anladım. Mikyas kanaattır, iktisattır, rıza ve memnuniyettir. Şükürsüzlüğü de okur. Onun işte şükürsüzlük mizanı. Tek tek yavaş yavaş. Hırstır. Hırstır. İsraftır. İsraftır. Hürmetsizlik. Hürmetsizlik. Haram helal demeyip rastgeleni yemek. Yemektir. İmam Azam dediği şey. Gireni kontrol edemeyen helal mı haram mı? Onunla hasıl olup çıkan yolları kontrol edemez. Yediğiyle hangi yolla çıkıyorsa. Evet. Devam et. Hem gündüzlükten memnuniyeti cihetiyle o memnu, nimetle... Memnun nedir? Memnun. Men edilme. Memnun olma değil bu. Memnuniyeti. Cihetiyle. O nimetler benim mülküm değil. Ben bunların tenavülünde hür değilim. Yemezsin. Demek başkasının malıdır ve inamıdır. Onun emrini bekliyorum diye nimeti nimet bilir. Nimeti nimet bilir. Nimet bilir. Nimeti nikmet biliyor. İşte oruçla beraber bu hakikati o kişiye yerleştirmek istiyor duygu olarak. Evet, duygu seviyesinde yani duygularını oruç tutturmak. Bir şükrü manevi eder. Bak, bir maddi var. Maddi şükür oruç tutmak. Manevi şükür sağım yani duygularına tutturmak. Bunları fark etmek. Bir de dün abi mesela şey demiştik abi, ibadetle ubudiyet, tavrı ubudiyet göstermekti. Bir de ibadet vardı. Yani ibadet emredileni yapmak. Eylem. Ubudiyet istenilen manayı ortaya koymak. Evet. İbadet şekildir, eylemdir. Bir de ona yakın olmak. Yani mesela oruç denileni yapmak, eylem. O şey ise sağım, yani şükür ise o denilenin arkasındaki hikmetine yakın olmak. Ona uygun olmak. Yani istenilen manayı ortaya koymak. Manayı koymak. Yani bir ubudiyet vardı, bir de şey, ne vardı? Tavr-ı budiyet. İbadet ve ubudiyet. İşte bu suretle oruç, çok cihetlerle hakiki vazife-i insani olan şükrün anahtarı hükmüne geçer. Anahtar dedi, bak iki defa ısrar ediyor. Birincisi, bir önceki sayfanın son paragrafında, Ramazan şeti oruç hakiki bir, halis iki, azametli üç, umumi bir şükrün anahtarıdır. Burada da ısrar ediyor, anahtardır. İkinci nüktede abi oruçla kapıyı açtı, anahtarı ikinci nükteyi kapattı yani. Ne yaptık? Yani oruçla açtı, oruçla şükrün anahtar olarak dedi, sonra anahtarı da kapattı yani. Kapattı. İkinci nükteyi. Evet, doğru. Bir de şimdi diyelim ki değişik noktadan şöyle bahsedelim mesela 30. sözde. Ene, künüz-ü mahviye olan Esma-i İlahi'nin anahtarıdır. Ve o zaman oruç, gizli hazine olan Esma-i İlahi'nin de anahtarı. Hani insaniyetten düşerdi ya abi. Dima midesiyle, bu dima bir midedir. Arkadaşlar, göz bir midedir. Kulak bir midedir. Mide de bir midedir. Akciğer de bir midedir. Kalp da bir midedir. Kıdası var bunların. Vermeyince arabanın benzini ve harareti yükselince bağırır ya araba yarım sene. Dima midesinin duyguları hislerdir. Şey, dimağın elleri duygular ve hislerdir.
Onunla alıyor gıdasını. Nedir o? Nimeti ondan bilmek, ihtiyacını hissetmek, takdir. Bir de bak, ene bir anahtardır. Oruca da anahtar diyor. Bir de hakiki vazife, hakiki insan tarif ediyor ha. Nasıl? Hakiki vazife insanı diyor ya. Ene hani diyoruz ya, en son işte bütün şeylere sahip çıkan. Hakiki ha, bu ilgimi çekti şimdi bak. İşte bu surette oruç çok cihetlerle hakiki, hakiki, sahte değil, vazife-i insaniye olan şükrün anahtar hükmüne geçer. Burada duruyor muyuz? Burada besmele anahtar vermişler. Besmele anahtar. Evet, besmele ile besmele anahtar diyor, ene'ye anahtar diyor, şükre anahtar diyor. Ne yapacağız şimdi? Ben mesela şöyle bakmıştım da abi, şimdi... Bu anahtarları anlatırken dikkat ediliyoruz ki hep aynı manayı farklı şekillerde, mesela namazın ortaya koymuş olduğu mana ile besmele'nin manası ile orucun manası aynı. Yani Cenab-ı Hakk'ın rububiyetini, rahmaniyetini, rahimiyetini tanıma. Şimdi muhataplar farklı olunca bu sefer onu çeşitli şekillerde karşı tarafa sunuyor ki en azından bir şekilde onu görsün. Şekillendirin bakalım aleminizi. Anahtar ne işe yarıyor? Kilidi açıyor. Anahtarı anlamak için kilidi bilmen lazım. Kilitle kapıyı açtın, girdin içeri. Buraya giren adam daha kapıyı ile meşgul olur mu? Karpuz yiyor bilmem ne. Anahtar ne oluyor? Şey, kilit ne oluyor? Kilit ne oluyor? Kilit şey oluyor o zaman abi. Hazine. Kilit kainat oluyor. Esma ve sıfat-ı ilahiye oluyor. Sen oluyorsun. O zaman açayım bak size, göstereyim. Anahtarı da göstereyim size. Ama siz okuyacaksınız. 11. sözü var mı sözleriniz? Var abi. Ha, sayfa 128 açın bakalım, dinleyin. Bak, 1, 2, 3, 4 tane. 1, hayatının mahiyetine bak ki, bu hayatın mahiyeti. 2, hayatının sureti ve tarzı vazifesi. 2, 3, hayatının sırrı hakikati. 4, hayatının saadet içini kemal. Ben şimdi hayatının mahiyetine bakıyorum. Mahiyetinin icmali şudur. Bak, anahtar sordum, kilit nedir? Esma-i İlahiye'ye ait garaybin firistesiymiş. 2. Şuun ve sıfat-ı ilahiyenin bir mikyasıymış. 3. Hem kainattaki alemlerin bir mizanıymış. Mahiyeti, insanın mahiyeti. İnsanın mahiyeti buymuş. İnsanın mahiyeti 3. Bu âlim-i kebirin bir listesiymiş. İnsanın mahiyeti kainatın bir haritasıymış. İnsanın mahiyeti kitab-ı ekberin bir fezlekesiymiş. İnsanın mahiyeti kudretin gizli defilerini açacak bir anahtar külçesidir. Anahtar külçesi ne demek biliyor musunuz? Görsel olduklarınız için bazılarınız görsel gösterecek. Şu anahtar. Şuna anahtar malum. Bunun adı külçedir. Şu. Anahtarların takıldığı yer. İyi dinle şimdi. Anahtar Esma ise Esma'nın kunasası. Esma'nın her birisi anahtarmış. Esma anahtar. Esma nereden çıkıyor? Nereden dışarıya vurmuş? Esma'nın kaynağı ne? Sıfat. Sıfat. Külçe sıfattır. Bunu açıyorsun. Biraz oldu mu? Peki sana şöyle söyleyeyim. Şu anahtarı görüyor musun? Bu anahtarla bunun açtığı kapıyı veya hazineyi ve hazine içindeki mesela oda veya mutfak içindeki karpuz var, elma var, İmam Bayezid Müftü şaşırdı, müezzin geldi var. Şimdi bu anahtarla onu görebiliyor musun? Göremez. İntikal eder misin? Etmez. Ha işte böyledir adam. Hayvan gibi yutarsa gıdayı, yutarız. Onun için gıdayı yutuyor muyuz, yiyor muyuz? Bak bu açıyor orayı. Onun içine giriyoruz. Her bir esmanın bize nümune bırakmış. Onlar anahtardır. Besmele'nin hulasasıdır. O esmanın çıktığı kaynak veri tabanı sıfattır. Yani
bu kainat malzemesi neyle yapmış Allah? Hayatla yapmış. Yapan kudrettir. Takdir eden iradedir. Projeyi çizen ilimdir. Ondan sonra bu eşyanın, bu maddenin vücudu haricisi, yani varlığı sıfata dayanıyor. Onun üzerindeki renk, şekil, ufak, büyük, sert, yumuşak, yani üstadımız tabirle cil ve cemal ve nakşı esmaya bakıyor. Esma yoluyla müsemmayı bulursun. Bak, insanın mahiyeti, kudretin gizli defilerini açacak anahtar külçesidir. Anahtar değil, dikkat edin. İnsan mahiyeti anahtar değil. Murat, külçeymiş şu. Bunu karıştırıyorlar. Bu hakikattır. Anahtar hakikattır. Anahtarın çıktığı kaynak mahiyettir. Hakaik eşyayı sabite tut. Bak, demek ki insanın mahiyeti anahtarlarının bir aranda bulunmasına vesile olan külçedir. Hakikat ise esmanın şey bütünlüğüdür. Bak, insanın mahiyeti, cümleyi öyle okuyun. Kudretin gizli defilerini açacak bir anahtar külçesidir. İnsanın mahiyeti mevcudata serpilen ve efkata takılan kemalatının bir ahsen-i takvimidir. İşte mahiyet hayatın bunlar gibi minlerdir. Şimdi anahtarı anladın. Anahtar esmanın bizdeki numuneleridir. Numunelerle sıfatı açacağız. Sıfat şükre bakar. Oruç esmaya bakar. Oruç binadır. Sağ şükür binanın içinde oturan adamın duygularıdır. Siyam, hamd, mahiyet hepsi aynı sırada. O içeride oturan adamın duyguları ile kesbettiği Allah ile ki Allah ile münasebetinin seviyesini anlatır. Bina, içinde oturan adamın duyguları, o duygularla bağının bağlandığı yer. Bina, oturan bağlandığı yer. Şimdi kulasa ediyorum. Oruç, esmada inkişafımıza vesile olur. Şükür, subutu sıfatta inkişafımıza vesile olur. Şükür. Hamd, ruhsal boyutlaşmamıza. Yani ondaki ben, bendeki onun aynı darlığına zemin isar etmemde mezubahis oluyor hamd. Hamd bir zemindir. Yani sığmadım kainata, beni seven müminin kalbine sığdığım anda bakar, siyama bakar. Yani uçağın inmesi için pistin yapılması gerekiyor. Gerekiyor. Oruç, esmada boyutlaştırıyor. Esma anahtarlarıyla açmamıza vesile oluyor. Mevcudatı açacağız. Esma yoluyla müsemmayı bulursun. Oruçla, esma anahtarlarıyla. Esma. Oruç bize elimize şey veriyor, al sana diyor. Sonra biz onu açıyoruz. İçinde yiyoruz. Bu karpuz değildir. Karpuzu açar. Açtıktan sonra karpuz yiyeceksin. Yedikten sonra karpuzdan lezzet almak var ya böyle, memnuniyet olmak, müteşekkir olmak, şey yapmak, latifleşmek, minnettar olmak gibi duygular. Yedikten sonra oluyor. Anahtar elindeki olmuyor. Vallahi diyor abi, anahtarımı evde unuttum diyor. Tamam. Şimdi bak, mahiyet, bu mahiyet kelime görünce sıfatın bizdeki karşılığı. Hakikat veya esma görürseniz, hakikat külliyat okurken, esma-i hüsna'nın bizdeki karşılıkları, bizde bir attığı. Yani bizim ona aynı darlığımız, ona zemin oluşumuz. Ya bu ne katıyor biliyor musun arkadaşlar? Yani insan Allah'lık hakikatını en iyi ifade eden bir zemindir. Yani Allah'ın mahiyet-i zatiyesi, şuunat-ı zatiyesi, sıfatı ve esması.
bayyet-i zatiyesi ened'e oluyor. Şunat-ı zatiyesi siyamda olur. Sıfatı savda olur. Esma'nın aynadarlığı oruçta olur. Ama bunu bilerek oruç tutan adam ve her an bilir. Mesela uçakta kalkıyorsun, geçen ay Ramazan'da bir gün, iki gün geç gittim Avrupa'ya. Bir hal oldu böyle, tabii böyle. Böyle bir müthiş bir lezzet aldım orucumda. Dedim ki şu anda lezzet savdır, yememe içmeme oruçtur. Lezzet sağ, lezzet Allah'ın kuluyum ben yani. Allah'ın kuluyum ya, muhatabıyım şimdi. O savdı. O anda hasıl olan lezzet-i ruhaniye, lezzet-i mukaddese, sururu mukaddese, o siyam işte. İşte o zaman şu karımız oluyor. Ya ben şu anda veya işte şu saatte samda mıyım, savunda mıyım, siyamda mıyım, oruçta mıyım? Günaha baktım ya, eyvah. Hadi bakalım bir savma geçelim. Oruç tutarken harama girdin sen ve savma geç, siyama geç, onu bloke et. Hani sayış secdede diyoruz ya, bir farz. Şimdi öğleyin, ikindiyi kılacağız değil mi? Şu öğleyin. Dört rekat. Sekiz tane mi secde var? Yedi tanesi Ayşe Fatma, Dolara, Ali Hüseyin'e giderse ben bir tane Allah'a verelim. Bir tanesini kurtaralım secdede. Ya bir tane ya. Yedi tane onlara gitse, satsak, secde onlara gitsin. Bir tane Allah'a, yani hiçbir şey yokken diye Allah'a secde ediyorum, hatırımıza girip bir tanesini kurtarırsak, bir tane ya. Sekiz secdede bir tanesi. Sünnet sizin olsun. Gidin dolara edin, bilmem neler edin. Neyi seviyorsanız ona edin. Son sünneti de ona edin. Şu farzın sekiz secdesinin bir tanesini Allah'a verebilirsek ne mutlu. Bir tane. Veremezsen bile namazı namazdır. Vesvese yapma. Vahirda vahum enilhamdülillah rabbil alemin. Yarın inşallah buluşmak üzere. El Fatiha.